Ülkemiz Türkiye kanalından merhabalar. Bugün sizlerle 3. Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'ı birlikte tanıyacağız. Orgeneral Mehmet Kazım Orbay 1887 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya geçerek Milli Ordu'ya katılmıştır. 1922 yılına kadar Doğu Cephesi'nde Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Savaşın ardından sırasıyla 3. Kafkas Tümen Komutanlığı ve Genelkurmay 2. Başkanlığı, Afganistan Askeri Hareket Başkanlığı, 4. Kolordu Komutanlığı görevlerini yürütmüş. Or General olduktan sonra da Jandarma Genel Komutanlığı, 3. Ordu Komutanlığı, Yüksek Askeri Şura Üyeliği Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Eşi Mediha Orbay'dır. Bir çocukları vardır. Eşi Meliha Orbay, Enver Paşa'nın kardeşidir. Kazım Orbay, Fransızca, Almanca ve İtalyanca bilmektedir. Genelkurmay Başkanlığı görevinden 23 Temmuz 1946 tarihinde istifa ederek ayrılmıştır. İstifasına neden olan olay ise bir cinayettir. Söz konusu cinayet, Ankara cinayeti olarak anılan çok boyutlu, karışık bir olaydır. 16 Ekim 1945 tarihinde Ankara'da Doktor Neşat Naci Arza'nın Ulus Pazarındaki muayenehanesinde 7 kurşunla vurularak öldürülmesi olaydır. Olayın baş şüphelisi Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'ın oğlu Haşmet Orbay'dır ve cinayetten suçlu bulunur. Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay ise olayın ardından görevinden istifa eder. Orgeneral Orbay istifasının ardından 29 Temmuz 1946 tarihinde Yüksek Askeri Şura üyesi olarak atanır. 6 Temmuz 1950 tarihinde bu görevden emekli olur. 60 darbesinden sonra meclis başkanlığı yapmıştır. Temsilciler Meclisi başkanlığı görevinden sonra 1961'de Cumhurbaşkanı kontenjan senatörü olarak ikili meclis sisteminde senatoya girmiştir. Meclis başkanlığı yaptığı sırada sayın kelimesini ilk olarak mecliste hitap olarak kullanmış ve bunun yerleşmesini sağlamıştır. Evvelinde vekiller adlarının sonuna B ekleyerek birbirlerine hitap ederken bu tarihten sonra soyadın önüne sayın konularak hitap başlamıştır. Örneğin Ahmet Yılmaz için Ahmet Bey demek yerine Sayın Yılmaz denmeye başlanmıştır. Kazım Orbay 1963 Aralık ayında mide ameliyatı geçirmiş ancak bu ameliyattan sonra sağlığına kavuşamamış ve 3 Haziran 1964 tarihinde ölmüştür. Samsun ilk adım ve Ankara Mamak'ta yer alan iki okula adı verilmiştir. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir, görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilir, videoları beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Saygılar.